Günlerden çarşamba, saatler 14'ü gösteriyor. Diplomasi ile karşınızdayız efendim, İstanbul stüdyolarından ve Halk TV İstanbul stüdyosunda konuğumuz da Profesör Doktor Hasan Ünal bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gündem yoğun, birkaç hafta ara vermiş de olduk. Libya meselesi var gündemde. Akdeniz'de sular ısınıyor. Konuşulmayanlar var. Katıldığınız televizyon programlarında yine keza burada ağırlamanın dışında takip ediyorum. Özellikle Libya meselesi çok konuşuldu. Evet, ama Kıbrıs meselesinde örneğin dün çok çarpıcı bir yorumda bulundunuz. Ve Rum yönetiminin aslında Almanya'nın Batı Almanya, Doğu Almanya kısmındaki örneği hayata geçirmek istediğini, ancak orada nasıl bir ayrıntı olduğunu çok önemli bir vurguda bulundunuz. Ve doğal gazlar neticesinde, doğal gaz kaynakları neticesinde çıkarılan şeylerinde, güçlerinde Kıbrıs'ta yapılan anlaşmanın, 1960 yılında yapılan anlaşmanın getirisi nezdinde ortak iki toplumun paylaşması gerektiğini söylediniz. Bence son günlerde o kadar çok tartışılıyor ki, siyasi yönden o kadar çok tartışılıyor ki, bu denli maddi delillerin gündeme gelmesi, ne yazık ki nefes bulup yukarıya çıkması çok zor oluyor. Bu yüzden çok değerli bulduğumu ifade ederek başlamak istedim. Teşekkür ederim. Evet. Konuya bugün sizler gibi ilgili izleyiciler böyle satır aralarını gayet iyi yakalamaları bizleri de sevindiriyor tabii. Çok teşekkürler hocam. Bugün de tekrar bunun üzerinden de geçmek isteriz ama gündemde özellikle bugün siz de sosyal medyada paylaşımda bulundunuz. Altta yazılanları okumuşsunuzdur. Hala yazılmaya devam ediyor. En çok vatandaşlarımızın merak ettiği konu başlıklarından biri şu İdlib meselesi. Yeni göç tehdidi. İdlib'de neler oluyor? Hangi taraflar var? Biz hangi taraftayız? Bu az çok artık tahmin edilebiliyor, bilinebiliyor siyasi anlamda. Fakat fiili olarak sahada ne olup bittiğiyle alakalı vatandaşlarımızın çok fazla bilgisi yok. O insanlar nasıl kaçıyor, neden kaçıyor, sınırımızın hangi bölgesine geliyorlar? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklaması da var. İçeride alacak durumumuz yok artık, bunu karşılayacak durumumuz yok. Suriye'deki kamplarda yerleştirilecek dedi. İdlib meselesinde enine boyuna vatandaşlarımız neyi bilmeli? Bu göç tehdidi nasıl oluştu ve başımızı ağrıtacak mı? Bu merak ediliyor. Şimdi kısa cevap, inşallah ağrıtmaz. İkinci kısa cevap şu: İdlib bizim Hatay'ın doğudan ve güneyden komşusu olan bir Suriye vilayeti, ili. Burada Türkiye'nin de terörist kabul ettiği çok sayıda grup, ki ağırlığı bunların El-Nusra grubu oluşturuyor ağırlığını. Ama yine El-Kaide'nin bütün türevleri var. Ve son yıllarda da İdlib ağırlıklı olarak bu grupların kontrolüne geçti. Yani Türkiye'nin desteklediği ve Türkiye'nin silahlı muhalif unsurlar diye tanımladığı gruplar tamamıyla İdlib'de kaybetmiş durumdalar. Ya da büyük ölçüde kaybetmiş durumdalar. Şimdi bu diğer Nusra ve El-Kaide'nin türevlerini de Türkiye dahil herkes terör örgütü olarak kabul ediyor. Şimdi 2018 yılında aslında Suriye ile Rusya İdlib'e bir askeri harekat hazırlığı içindeydiler. Ve eğer bu askeri harekat gerçekleşmiş olsaydı, burası çoktan Suriye'nin etkin egemenliği altına alınırdı. Eğer alınmış olsaydı, muhtemelen Suriye buraya yığdığı birliklerini çoktan Fırat'ın doğusuna doğru yönlendirirdi. O tarafa doğru konuşlandırırdı. Ve aslında YPG üzerinde de belki belli bir baskı oluştururdu. Bu bizim için de iyi olurdu. Yalnız biz bu İdlib operasyonuna ısrarla karşı çıktık ve sonuçta Rusya'yı ikna ederek bir Soçi mutabakatı imzaladık. Bu mutabakata göre biz Eylül 2018'deki Soçi, birkaç tane Soçi mutabakatı imzalandığı için şimdi hangisi, evet, diyebiliriz seyircilerimiz? Evet. Şimdi bu Soçi mutabakatına göre biz İdlib'de yani bir çatışmasızlık istedik ve bölgenin, şehrin kademeli bir biçimde bizim desteklediğimiz muhalif, silahlı muhalif grupların kontrolüne girmesini bekledik. Diğerlerinin silah bırakmasını bekledik vesaire vesaire. Fakat bu bizim beklentilerimizin aksine gelişti. Biz oradaki çatışmasızlığı denetlemek üzere de askeri gözlem noktaları oluşturduk. Şimdi ancak bu konuda biz ilerleme sağlayamadık. Dediğim gibi şehrin kontrolü tümüyle bu bizim de terörist dediğimiz grupların kontrolüne geçti. Şimdi bundan sonra ne yapılabilir? Şimdi biz ısrarla diyoruz ki buraya operasyon yapılmasın.
Şimdi Suriye tarafı ve Rusya, diyelim ki Suriye ile biz konuşmuyoruz, Rusya ile konuşuyoruz. Onlar da diyor ki tamam da arkadaş, burası ne kadar daha devam edecek? Çünkü buraya yerleşik, burada bulunan grupların ellerinde Rusya'nın güneyde Laskiye civarındaki Himeymim havaalanını tehdit eden silahlar var, SİHA'lar var, başka şeyler var. Ayrıca bu İdlib'de pek çok yabancı istihbarat örgütünün de provokasyon elemanlarının olması kuvvetle muhtemel. Kaynayan bir bölge deyim yerindeyse. Evet, şöyle orada mesela ben bir kimyasal saldırı mizanseni falan da bekliyorum. Amaç Rusya ile Türkiye'yi, Türkiye arasındaki ilişkileri bozmak olacak. Şimdi bu arada daha önceki 2017 Nisan ayında Duma'da yapılan 2017-18 Nisan ayında Duma'da yapıldığı iddia edilen kimyasal saldırının da mizansen olduğu büyük ölçüde ortaya çıktı. Bunu da söyleyelim. Şimdi tekrar İdlib'e gelince biz diyoruz ki burada şey yapılmasın operasyon, çünkü buranın nüfusu şu kadar arttı. O konuda da ilginç bir şey var. Biz diyoruz ki 3-4 milyon nüfus var burada. Bazıları da diyor ki o kadar nüfus olamaz. Tamam, başka yerlerden gruplar buraya kaydırıldı, getirildi falan filan, ama yani İdlib'deki mesela bu terörist savaşçı sayısı kaç? Bazı rakamlara göre 70-80 bin, bazı rakamlara göre 40-50 bin, bazılarına göre de 30-40 bin. Şimdi bunun bir ortalaması olsa herhalde 40-50 bin civarındaki bir rakam doğru olabilir. Bence azalmıştır da. Şimdi bu çerçevede düşünüldüğünde İdlib'in nüfusunun 3-4 milyon olması ihtimali zayıf. Ama böyle prezente ediliyor konu. Ve eğer buraya bir operasyon yapılırsa Suriye bir ordusunun önünden toplum, bütün sivil halk bize öyle anlatılıyor. Zavallı insanlar perperişan durumda can kaygısıyla Türkiye'ye kaçacak. Biz de onları içeri alacağız. Zaten şu anda 4 milyona aşkın Suriyeli var. Bir de bunlar gelecek. Oysa durumun böyle olmadığı çok bariz. Birkaç şeyden bariz. Birincisi, bu kadar nüfus olması ihtimali zayıf. İkincisi, daha önce Suriye'nin İdlib'in güneyinden ele geçirdiği parçalar var. Bunların hiçbirinde nüfus Suriye ordusunun önünden kaçmıyor. Suriye ordusu da ben yakaladım sizi hepinizi asacağım demiyor. Başka ülkelere giden Suriyelilerden geri dönenler var. Örneğin Lübnan'dan bayağı ciddi miktarda. Ve bunlara da Lübnan Başbakanı bizzat diyor ki biz kendimiz takip ediyoruz. Geri dönenlerin şikayetçi olduğuna dair bize hiçbir bilgi ulaşmadı diyor. Şimdi bu çerçeveden bakıldığında aslında bu bölgenin Suriye ve Suriye'nin etkin egemenliği altına alınması lazım. Başka çaresi yok. Şimdi bunun için Türkiye ne yapacaktır, ne diyecektir, Rusya ile yeniden neyi konuşacaktır, bu ayrı bir tartışma konusu. Ama benim görüşüm bu şöyle yapılmalıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri buradan bir operasyon sırasında silahlı grupların durumu manipüle etmek amacıyla provokatif bir tarzda Türkiye'nin içine insanları sürmeye çalışmasına izin vermemelidir. Mesela daha önceki bir operasyon sırasında böyle basbayağı içinde ne kadın var ne çocuk var işte, ama sivil kıyafetli Türkiye sınırına gelip işte Cumhurbaşkanı aleyhine laflar edip işte siz bizi koruyacaktınız, hani ne oldu, Suriye buraları ele geçiriyor falan diyen kalabalık gruplar toplanıyor. Bunlar organize olmalılar. Yani bunlar normal şeye benzemiyorlar. Normal vatandaşa benzemiyorlar, anlatabildim mi? Normal vatandaşla da zaten Suriye'nin çok önemli bir derdinin olduğunu, onları baskı altına alıp yok işte gırtlağını keseceğini düşünmek biraz abartılı olur diye düşünüyorum. Şimdi dolayısıyla İdlib eğer Suriye'nin etkili egemenliğine alınırsa aslında Türkiye'nin ulusal çıkarları açısından da doğru bir şey olur. Orta vadede Suriye'nin bütün topraklarında etkili egemenliğini kurması ve Türkiye ile ilişkilerini Adana mutabakatı çerçevesinde yeniden düzenlemesi lazım. Buna da Suriye tarafı büyük ölçüde hazır görünüyor. Öbür taraftan Eylül 2019'da Suriye'nin çıkardığı Afganlıları var zaten. Yanılmıyorsam biri 14, biri 16
tarihli olmak üzere. Doğru. Biri Afganlı 14 tarihli. O da şöyle, yani Suriye'de daha önce işte bütün bu bir takım şeylere bulaşmış herkes değişik kategorilerden AFF'dan faydalanıyor. 16'sında da YPG, PYD ve onun bütün türevlerini şey ilan ettiği, terörist ilan ettiği bir bildirimi, resmi bildirimi Birleşmiş Milletler'e gönderdi Suriye hükümeti. Doğru. Şimdi dolayısıyla bizim burada Suriye hükümetine yardım etmemiz bizim lehimize olur. Çünkü 4 milyondan fazla Suriyeli topraklarımızda yaşıyor şu anda. Evet. Bunların da geri gönderilmesi lazımdır. Bunun için de Suriye ile, eğer artık illa biz Suriye ile görüşmesiz inadını sürdüreceksek, ki bence yanlış bir şey bu, bunun yerine o zaman aynen geçen mesela Barış Pınarı operasyonu sırasında Rusya ile nasıl bir mutabakat yaptık ve mutabakata Suriye'de taraf oldu adeta. Bu çünkü defa birçok maddede geçiyor. Evet, bu defa doğrudan Suriye'yi işin içine alacak bir mutabakat imzalayabiliriz ve diyebiliriz ki Adana mutabakatı yürürlüktedir. Yani Türkiye ile Suriye ilişkileri artık Adana mutabakatı esaslı olmak üzere yeniden yürürlüğe girmiştir. İki, bir mutabakat daha yapılabilir. O da Türkiye'deki Suriyelilerin Suriye'ye geri gönderilmesine ilişkin bir mutabakat olur. Bunun konuda için, bir koordinasyon sağlanır iki devlet arasında. Aynen. Bu da şöyle olmak durumunda. Yani bizdeki isim listeleri kimler, kaç milyon insan geldi, kaç milyon içeride çocuk doğdu. Bunlar Suriyeli anne babalardan olduğu için Türkiye vatandaşlığı elde edemediği için vesaire vesaire, bunların geri gönderilmeleri. Aynen Lübnan nasıl yapıyorsa geri göndermeyi biz de aynı şekilde başlatmalıyız. Kesinlikle. Ve ardından da bu iyi olumlu gidişatın bir parçası olarak Suriye hükümetiyle ilişkilerimizi normalleştirip büyükelçi tayin etmeliyiz. Bu bir milat olmalı. Bir milat olmalı, aynen, çok güzel. Ve Libya ile imzaladığımız mutabakatın bir benzerini Suriye ile yan çizgi belirlenmesi amacıyla kullanmalıyız. Akdeniz yani için. Suriye ile bir yan çizgi çizilmesi lazım. Türkiye'nin bir sonraki aşamada münhasır ekonomik alan ilan haritayı edebilmesi da için. Haritayı da görelim. Harita üzerinden de burada konuşmaya devam edelim. Evet. Ki biz bu haritayı... Ki Libya ile yapılan anlaşmayı anlamlı hale getirebilelim. Şimdi bahsettiğiniz kısım şu nokta. Evet. Yani oradan bir yan hat. Çok can alıcı önemde değil ama Suriye ile Lübnan'la da bu hatları çizmemiz gerekiyor. Yani Libya ile imzaladığımız bu antlaşmanın şimdi bu harita böyle düz olduğu için sanki biz Libya ile nasıl komşuyuz ya gibi bir anlam veriyor. Ama dünya yuvarlak olduğu için aslında Libya ile karşılıklı kıyılarımız var. Karşılıklı kıyılarımızı şu aşamada birleştirdik. Benzeri çok önemliydi. Burada tekrar kamerayla da göstermiş şimdi oldum. Şimdi Libya konusuna Suriye'de geçmiş olduk. Ben tabii de isterseniz şöyle buyurun geçeyim. Aslında şöyle düşünelim. Ben geçemiyorum galiba. Sandalyemle geçeyim şöyle. Buyurun. Libya konusuna geçince şimdi bu Libya ile imzaladığımız antlaşmanı mutlaka bir benzerinin İsrail ile imzalanması gerekiyor. Yine dediğim gibi dünya yuvarlak olarak düşündüğünüzde İsrail ile karşılıklı kıyıları olan bir ülkeyiz biz. Yani şöyle oluyor o zaman hattımız Kıbrıs adasının güneyinden İsrail'e uzanıyor. Evet. Ha bizim iddiamız neydi? Biz diyorduk ki uluslararası hukukta, deniz hukukunda yeri olan ve gerek Lahey Adalet Divanı kararlarında gerekse de Uluslararası Arabuluculuk Mahkemesi kararlarında yer almış olan içtihatlara dayanan bir uygulama. Nedir o? Eğer adalar büyük kıtaların, karaların önünü kapatıyorsa, onların denizden faydalanmasını hakkaniyet esası, oransallık esası, coğrafyanın üstünlüğü çerçevesinde önlüyorsa, adaların kara sularının dışında münhasır ekonomik alan elde etmeleri mümkün değildir. Bu çok önemli bir ayrıntı. Kara suları ile sınırlıdır. Şimdi Libya ile yaptığımız antlaşmanın özeti bu zaten. Şimdi biz bu iddialarımızı ilk defa bir devletle de bir antlaşma yaparak uygulamaya koyduk. Birleşmiş Milletler'e de antlaşmayı tescil ettirdik. Tescil ettirdik. Yani bundan sonra Libya'da hükümet değişse de fark etmiyor. Ta ki İktidara gelecek bir Libya hükümeti, ben bu antlaşmalardan çekilmenin usulleri vardır.
ben çekiliyorum bu antlaşmadan deyinceye kadar antlaşma yürürlüktedir. Ki siz çok önemli bir vurguda daha bulundunuz. General Hafter'e bağlı güçler de bu anlaşmayı uygulamak isteyecektir. Çünkü bu antlaşma onların da lehine. Yani onlar şu bölgede ve şu bölgede 50 küsur bin kilometre karelik deniz alanı kazanıyorlar. Bizim argümanlarımızla hareket edince. Kim istemez? Şimdi aynı şey İsrail için geçerli. Bu harita evet. Tabii Kıbrıs'ı çok fazla yukarıya taşımış. Hı hı. Ki doğru, İsrail çok aşağıya gelmiş. Biraz şöyle yuvarlaklaştığında evet. Farklılaşacaktır. Şimdi Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Kıbrıs adası adına istediği deniz alanları ve İsrail'le imzaladığı 2010 anlaşması çerçevesinde şimdi o antlaşma devre dışı bıraktırıldığında İsrail bizim teklif ettiğimiz anlaşmaya geldiğinde Güney Kıbrıs Rum yönetiminin aleyhine İsrail de deniz alanı kazanacaktır. Şimdi Suriye'den başladık İsrail'e geldik. Neden? Çünkü dış politikanın bir revizyona ihtiyacı var. Şimdi o revizyonu biz yapabilirsek Suriye ile normalleşmenin karşılığında neler elde edeceğiz? Birçok şey elde edeceğiz. Birincisi Suriye bir milli güvenlik tehdidi. Bir ulusal bütünlük tehdidi Türkiye'ye karşı. Bunların hepsini kontrol altına almış olacağız. İki, İsrail'le böyle bir anlaşmaya yöneldiğimizde, ki bu revizyonun bir parçası İsrail olmalı, çok önemli bir şey. İsrail bize yanaşacak, yanaşabileceğinin işaretlerini de veriyor. Veriyor. Biz İsrail, Libya'yla bu anlaşmayı imzalar imzalamaz. İsrail, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Kıbrıs Cumhuriyeti adıyla uluslararası şirketlere verdiği arama ve sondaj ruhsatları çerçevesinde bölgede arama yapan şirketlere yazı yazarak İsrail hükümeti dedi ki Afrodit bölgesi tartışmalıdır. Daha önce aralarında var olan bir tartışmayı derinleştirdi İsrail ve dedi ki Afrodit kuyusuyla benim onun bitişiğinde bir kuyusu var adı Yişai galiba. O kuyunun alttan birbirine teması var diyor. Dolayısıyla Afrodit'in doğal gazından benim hak almam lazım tabii. Diyor. Bu arada yani İsrail'de konuyu Twitter'dan yansıtan en az bir gazeteci ki önemli bir gazeteci diyor ki yüksek düzeyli bir Türk yetkili bir mektupla İsrail'e geldi. Sizle böyle bir anlaşma imzalayalım dedi. İsrail buna karşı değil. Dolayısıyla sizin dediğin revizyon adımları en azından devletin belli kademelerinde hayata geçirilmeye başlanmış görünüyor. İnşallah. İnşallah ama şöyle bakın şimdi İsrail'le böyle bir şeye giriştiğinizde İsrail de sizden bir şeyler isteyecek. Mutlaka. Mesela İsrail şöyle bir şey istiyormuş eğer yine aynı gazetecilerin yazdıkları doğruysa. Diyormuş ki mesela bu Gazze'deki Hamas eylemlerinin organize edenlerin bir kısmı Türkiye'de bu Hamasçılar. Ve oradan gönderdikleri mesajlarla şu oluyor bu oluyor. Ben buna yönlendiriyorlar diyorlar. Bunun doğruluğuna inanmıyorum. Yani Türkiye bu tip işlerin içinde olmaz. Ama karşılıklı olarak güven tesisi açısından onlar bizden bir şeyler isteyebilir, biz de onlardan bir şeyler isteyebiliriz. Karşılıklı adım atılacaktır. Tabii. Çıkar böyledir. Yani sen benim istediklerimi ver, ben senin benden istediğin hiçbir şeyi ciddiye almıyorum. Böyle olmaz yani diplomasi, böyle bir görüşme yöntemi falan söz konusu değil. İsrail'le eğer biz bu işi yaparsak Rumların, Yunanistan'ın bu bölgedeki bütün politikası tökezler. Bakın. Libya ile yaptığımız anlaşma ile biz aslında oyunu bozduk. Yunanistan'a giden o bıçak gibi kestik o yolu. Aynen. Yani oradan onlar güya o bölgeden doğalgaz çıkaracaklardı. O doğalgazı 2000 kilometre denizin altından götürüp Avrupa'ya sevki için Yunanistan'a ulaştıracaklardı. Ve şeye belki İtalya'ya da bir hatla bağlayacaklardı. Ama... şimdi biz o gazın gideceği yolu Libya ile kesmiş olduk. Deniz yetki alanları itibariyle. Şimdi ama oyunu bozmak ayrı bir şey, oyun kurucu olmak ayrı bir şey. Şimdi oyun kurucu olabilmek için İsrail'i yanımıza çekmemiz lazım. Mısır'la anlaşmamız lazım. Bunları da yaptığımız zaman zaten bizim adalarla ilgili tezimizin Doğu Akdeniz'de kabul edilmiş olduğu anlamına geliyor. Uluslararası toplumda da kabul edilmiş evet, olacak. Çünkü birçok farklı ülkeyle bu mutabakatları genişleterek devam ettirmiş aynen, olacağız. Aynen. Çünkü o zaman bütün bu anlaşmalarda Birleşmiş Milletler'de tescil ettirileceği için Rumlar bir kenarda ağlayıp sızlayıp devam etsinler. Ha onlara da şu denir. Onlara da bir mama uzatılır. Yani denir ki bakın biz buradan ha şunu söyleyeyim. Şimdi İsrail'e karşı bizim elimizdeki en büyük kozumuz şu.
İsrail'e diyebiliriz ki, demeliyiz ki, bak kardeşim, senin şu anda Leviathan yatağında çıkardığın doğalgaz var ve bunu ihraç etmek istiyorsun. İsrail'in kullanımının çok çok fevkinde, fazla üstesinde bir şey. Şimdi bunun en doğal güzergahı Türkiye'ye bağlanmasıdır. Tabii ki. KKTC'yi yalayarak geçer. KKTC de bir şeyler alır. Türkiye'nin bulduğu ya da bulacağı ne varsa onlar da eklenir. Ve dolayısıyla Türkiye'ye gider. Ayrıca burada bir sonraki aşamada Mısır da gazını oraya ekleyebilir. Bizim elimizde. Çünkü unutmayalım, bu coğrafyada çıkacak ne varsa tabii güzergahı Türkiye. Çünkü Türkiye'nin petrol ve doğalgaz sistemi enterkonnekte. Türkiye'ye bağlandığı anda Avrupa'ya ulaşmış oluyor otomatikman. Otomatikman dağıtım noktası, A noktası oluyor. Evet. Bu kadar. A, evet. Enterkonnekte diyorlar buna o işin uzmanları, mühendisleri. Dolayısıyla Türkiye'ye geldiği anda İsrail'e para yazmaya başlıyor. Mısır'a para yazmaya başlıyor. Bu kadar basit bir hesap. Ha, biz o zaman Rumlara da şunu diyeceğiz. Diyeceğiz ki, kardeşim bakın, senin bulduğun ya da bulacağın kara sularının içinde ama. Doğalgazı da buraya bağlarız bir şartla. İşte o baştan söylediğiniz. O kara sularının içinde bulacağın, bulduğun ne varsa bunu Türk tarafıyla da paylaşman kaydıyla. İki toplum paylaşmak zorunda. İki toplum paylaşmak kaydıyla sen yapabiliriz. Veya Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunur. İki devletli mesela bir çözüm bulunur. Buna göre paylar ayrılır. Tamam? Yani mesela iki devletli bir çözüm bulunsa bile Türk tarafı Rumların güneyde buldukları doğalgazın bir kısmından pay isteyebilirler. Yani ben hem devlet olacağım hem de oradan pay isterim. Çünkü yani böyle bir şey yok diyebilir. Aralarında anlaşmaları lazım. Ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kendi kara sularından vesaire buluyorsa o bu benim o senin şeklinde anlaşabilirler. Ya da çok fazla bir şey bulunamayabilir zaten Kıbrıs'ın kara sularının içinde. Ama bu iş Güney Kıbrıs Rum kesimine bırakılsa o Türkiye'nin Türkiye'yi Doğu Akdeniz'den dışlıyor. Sevilla haritasıyla ondan sonra kendisi devasa bir münhasır ekonomik alan elde ediyor. Evet. He demek lazım buna. Ya yani, he diye bir laf var ya. Öyle bir şey ki hani abartı dilinde bir sosyal medya mesajı görmüştük. Adeta Konyaaltı plajına kadar hapsetmek istiyor Türkiye. Tabii tabii. Öyle bir hayalcilik yani var. Bir Antalya'yı, Mersin'i, Muğla'yı istemediği var. Hı hı. Yani onu da teşekkür ederiz falan demek lazım herhalde. Sağ ol, Allah razı olsun, bunları istememişsin. Şimdi işin özeti hocam, anladığımız şu. Libya'yla çok doğru bir hamleyle bir anlaşma yapıldı. Fakat bu yetmez. Bu oyun bozucu bir anlaşmadır, faydalıdır ama artık oyun kurucu olmak için Mısır, İsrail başta olmak üzere yan çizgi anlaşmasıyla Suriye'yi de işin içine katarak Akdeniz'de hem oyun kurucu hem de çok ciddi kazanımlar elde edebileceğimiz bir süreci başlatabiliriz. Aynen. Bunların hepsi de Libya'nın peşi sıra eklenerek adeta patikalar örülerek geniş bir ağ yaratabilir. Ağ demişken Türkiye özellikle doğalgaz, boru hattı paylaşımları konusunda, sizin de dediğiniz gibi interconnect ağ konusunda Avrupa'ya, Asya'ya tam bir bağlantı noktasında ve hazır sistemi olduğu için de İsrail de size doğalgazını getirmeyi gönülden kabul eder. Ortak masada bazı çıkarlar aynen doğrultusunda buluşursanız. Dolayısıyla aslında imkanlar var. İmkanlar konusunda Türkiye'nin eli dolu. Fakat düşmanlıklar, bazı hesaplaşmalar, bazı bagajları artık Türkiye'nin bırakması atması ve lazım. Diplomatik adımları atması gerekiyor. Aynen. Aynen böyle. Bunu yaptığımızda hem biz kazanacağız, hem bölge kazanacak. Hem de bize körü körüne düşmanlık edenler kaybedecek. Kim bunlar? İşte şu anda işte Kıbrıs Rumları ve onun tabii destekçisi durumundaki Yunanistan görünüyor. Yani bir sonraki aşamada aslında bu Ege'ye de örnek olur. Yani Ege'de de bizim tezimiz aynı. Yani diyoruz ki bütün bu adalar kara sularının ötesinde deniz yetki alanı alamaz. Yani böyle bir şey olursa Türkiye Ege'de Ege'ye çıkamaz hale geliyor. Bunu Türkiye gibi bir devletin kabul etmesi mümkün değil kardeşim. Burada hakkaniyet nerede? Coğrafyanın yapısıyla uyum nerede? Oransallık nerede? Sonra bu gibi konularda denizin bu kadar büyük bir ülkeye kapatılmaması esası olmalı. Bunlar nerede? Bu şöyle yapılabilir. Ege'nin ortasından bir çizgi çekilir. Doğusundaki deniz yetki alanları Türkiye'ye aittir. Batıdakiler Yunanistan'a aittir. Ama doğudakilerde de Yunanistan'ın
Yunanistan'a ait olan adalar kara suları kadar deniz yetki alanlarını yine alırlar. Ama geri kalan bölümler Türkiye'ye ait olur. Onlar da yok efendim işte o zaman bu adalar Türkiye'nin kara sularının içinde hapsedilmiş olur da falan da filan da. O zaman küçücük minicik adalar koskoca kıtaları hapsedecek. Hangisi doğru? Hangisi hakkaniyete uygun? Ve dediğim gibi ta 1970'lerde İngiltere ile Fransa arasındaki Manş Denizi'ndeki İngiliz adalarının deniz yetki alanlarının belirlenmesiyle ilgili davadan bu yana pek çok örnek davada da Türkiye'nin tezleri kabul görüyor. Şimdi Akdeniz konusunda gelişmeler böyle. Bir aya konuştuk, devamında getirilmeli dedik Libya meselesi. Libya'da son dönemde konuşulanlara gelmek lazım belki de. SİHA'lar, İHA'lar orada aktif bir şekilde rol almaya başladı. Görünen bu, konuşulan bu Türkiye açısından. Libya'daki gidişatı nasıl görüyorsunuz? Şimdi Libya'daki gidişatla ilgili şunu söylemek lazım. Oradaki ulusal mutabakat hükümeti Türkiye ile bu anlaşmayı ancak ve ancak kendisine yardım edilmesi kaydıyla imzalamış da olabilir. Ya da şöyle hani dostane bir ilişki içindeyiz. Bunun bir parçası olarak bana yardım edin de demiş olabilir. Türkiye zaten böyle bir yardımın kendisinden isteneceğini düşünerek de bu işe girişmiş olabilir. Ki siyaseten de bazı konuşmalara yansıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan asker istenirse gönderebiliriz. Bunun kararını sadece Türkiye verir dedi. Evet. Bir ufak açık kapı bıraktı. Şimdi orada asker yani Türkiye'den askeri yardım istenirse ve Türkiye'ye gönderirse uluslararası meşruiyet sorunu olmaz. Çünkü mesela Suriye'deki Rus birlikleri gibi olur. Çünkü Suriye hükümeti davet etmiş, onlar da gelmiş olur. Buradaki hükümet de Birleşmiş Milletler'in muhatap aldığı bir hükümet. Dolayısıyla bir sorun yok. Mesela Yunanistan Dışişleri Bakanı geçen hafta sonu Hafter'i ziyaret etti Libya topraklarında. Bu aslında skandal bir durum. Yunanistan'ın paniklediğinin de bir işareti. Öte yandan tamam bunlarda bir sorun yok. Yani Türkiye şunu demek zorunda olabilir. Yani tamam ben Libya benden yardım isterse bunu değerlendiririm. Ama bu sorunu siyasetle çözmek lazım. Burada askeri yöntemlerle sorunları çözmek en son seçenek olmalı. Yani zaten diplomasinin kurallarında da bu böyledir. Siyasetle, diplomasiyle çözemediğiniz zaman güç kullanma yöntemine gidersiniz. Amaçlarınıza ulaşmak için. Şimdi bunun için de bizim elimizde bir defa Rusya ile olan iyi ilişkilerimiz var. Şimdi Rusya orada Hafter'e destek veriyor görüntüsü sergiliyordu. Rusya'nın herhangi bir resmi birliği yok. Özel bir birlik var orada. Özel birliği var ama bunların sayıları abartılıyor mu, gerçek mi tam bilemiyoruz. Özel bir birliğin bazen deniliyor ki 14 bin askeri var. Eğer Hafter'in 14 bin askeri olsa öbür tarafı devirebilir de yani. Dolayısıyla pek inandırıcı gelmiyor. Ama bir takım Rusya'nın güvenlik şirketleri olarak çalışan birlikler olduğu kesin. Şimdi Türkiye Rusya nezdinde çok itibarlı bir ülke olduğu için şunu yapmalı ve yaptı da. Yani Rusya'ya yanaşarak ya buraya bir çare bulalım, bir ortak çözüm bulalım. Birlikte bir hükümet kurabilirler. Yani Trablus'taki hükümete Hafter tarafından katılımlar olabilir. Anlatabildim mi? Ki hem Rusya'nın hem Türkiye'nin belli heyetler yapıp Moskova'da artık masaya oturmuş olması bir ortak çaba arandığının göstergesi. Dünkü Rusya Dışişleri Bakanlığı açıklaması çok yerinde. Yani diyor ki biz Türkiye ile bu konuda bir çözümü kolaylaştırıcı rol alma konusunda uzlaştık. Ha, bu iyi bir şey. Çünkü bunu yapmadığınız takdirde oradaki Türkiye'nin karşıtı görünen ülkelerin Hafter'i anlamsız bir biçimde desteklediklerini görüyoruz. O ülkeler hangileri? O da şöyle. Yine bizim bence doğru olmayan siyasetimizin sonucunda kendimize düşman ettiğimiz ülkeler. Mısır, Suudi Arabistan, Körfez Emirlikleri. Şimdi mesela Yunanistan Dışişleri Bakanı bizim bu Libya ile anlaşma imzalamamızın hemen ardından soluğu Suudi Arabistan'da ve Körfez ülkelerinde aldı. Yani bizim dış politika hatalarımızdan fayda temin etmeye çalışıyor. Ortak düşman Türkiye, ortak düşmana karşı birlikte hareket etmeliyiz. Şimdi Türkiye zaten bir dış politika revizyonu yapacaksa
Bu revizyonun bir parçası aynı zamanda Suudi Arabistan'la ilişkilerini düzeltmek, aynı zamanda Körfez'le ilişkilerini düzeltmek olmalı. Yani bizim Suudi Arabistan'la mesela meselemiz nedir? Siz biliyor musunuz? Yani Suudi Arabistan'la çok iyi ilişkiler içindeydik. Suriye'de aynı güçlere destek verdik. Esad karşıtı diyelim güçlere destek verdik. Ne zaman ki Suudi Arabistan ya bu işte radikal İslamcı gruplar özellikle İhvan başta olmak üzere benim de varlığıma bir tehdittir. Nitekim bakın Mısır'da iyi oldu bunları Sisi yönetimi geldi ve ezdi. Ben bu çizgiyi sürdürüyüm ve Suriye'de de aslında bu ihvancı gruplara desteğimi keseyim dedi. Orada bizim yollar ilişkilerimizde ayrıldı. Bozulma başladı. Doğru. Şimdi diyelim ki bozulduk o zaman. Peki biz bu taraftayız. Suudi Arabistan o tarafta. Biz iddialarımızı alanda gerçek haline dönüştürebiliyor muyuz? Dönüştüremiyoruz. Suriye'yi istediğimiz gibi evirip çevirebiliyor muyuz? Hayır. Ayrıca Suriye'nin egemenliğini bütün toprakları üzerinde etkili bir şekilde kurmaması halinde bundan en olumsuz etkilenen ülke biz miyiz? Biziz. Biziz. O halde bir rasyonel değerlendirme yapıp Suriye politikasını zaten yeniden rayına oturtursak Suudi Arabistan'la olan kavgamız her neyse o da otomatikman ortadan kalkmış olur. Tabii ki. Ha, efendim Kaşıkçı meselesi falan filan tamam da bütün bunlar yani biz şöyle bir şeye kalkıştık Kaşıkçı meselesinde. Başlangıçta çok iyi yaptık. Kaşıkçı meselesinin cinayetinin örtbas edilmesine katiyen izin vermedik. Devlet gibi davrandık. Güzel. Fakat bu olayı kullanarak Veliaht Prens'in tahta geçmesini engellemeye yönelik girişimlerde bulununca politikamız ilerlemedi. Bu şey gibi hani Barış Pınarı harekatı ne kadar doğruysa Suriye'nin doğusuna girip oralara şehirler, kasabalar kurup bir geniş çaplı inşaat yapıp bizdeki sığınmacıları oraya iskan edeceğiz fikri ne kadar yanlışsa yani yanlış idi daha doğrusu hani Barış Pınarı harekatı ne kadar doğru idiyse bunun bu o kadar yanlış idi. O yüzden de Barış Pınarı harekatının aslında istenilen sonucu alamamasıyla neticelendi. Şimdi tekrardan şeye gelirsem demek ki bizim zaten Libya'da başarılı olabilmemizin yolu da bu dış politika revizyonundan geçiyor. O zaman Mısır'la anlaşmışsak o da getirsin Hafter'i yani bir ortak hükümet kursunlar, çok partili bir şey oluştursunlar. O zaman zaten bizim Libya ile imzaladığımız anlaşmaya herhangi bir Libya hükümeti niye karşı çıksın? Kendi lehine olan 50-60 bine yakın, 50-60 bin kilometre kareye yakın bir deniz alanından niye vazgeçsin? Ha ama şöyle olursa biz mesela diyelim ki şimdi İsrail'e bir zeytin dalı uzattık. Fakat dedik ki biz sizle sadece bir bu konuda anlaşma imzalarız. İşte böyle Hamas'tı, şuydu, buydu bu konularda uzlaşmaya hiç niyetimiz yok sizle. Onları hiç karıştırmayın. Evet karıştırmayın. O da gelmez o zaman. Tabii ki. Çünkü şuna güvenemez. Yarın İsrail'in doğal gazının vanası biz de kapatırız. Bu sefer ondan ürker adam. Mutlaka kendine bir avantaj elde etmek ister. Tabii. Yani güven ilişkisi kurulmalı. Ki İsrail bize Amerika'da da yardımcı olsun. Amerikan Kongresi'nde bize şu anda Amerikan Kongresi çıldırmışçasına Türkiye karşıtlığı yapıyor. Tam da konuyu oraya getiriyordum. ABD'nin yaptırım tehdidi meselesi. Evet. Bu konuda burada program yaptığımız her programda söylüyordunuz. İsrail'le aramızın kötü olması ABD'de, Senato'da inanılmaz elimizi zayıflatmış durumda. Yıllardır geçmeyen tasarılar gündeme geliyor. Ezici çoğunlukla bazıları geçiyor. Senato'da kabul olmasa bile prestij açısından bize zarar vermeye devam ediyor. Ve İsrail lobisini kaybetmek oralarda bize bu şekilde yansıyor demiştiniz. Son bildiğimiz nokta. ABD Başkanı Trump Senato'ya bir tavsiye mektubu gönderdi. Son bildiğimiz şey bu. Türkiye'yi Rusya'nın tırnak içinde yanından çekebiliriz. Ama biz bu tür yaptırımlar yaparsak iyice onlara doğru itmiş olacağız. Dolayısıyla biraz hafifletmek lazım, biraz orta yolu bulmak lazım. Minvalinde bir tavsiye mektubu göndermiş Trump. ABD basınına bu yansıdı.
Şimdi gidişata bakıyoruz. Evet, lobi eksikliğimiz var ABD'de. Bunu bir kenara koyalım. Diğer yanda Trump'ın bir seçimi var. Seçim öncesi azil süreci var. Ki senatoda cumhuriyetçi senatörlerin çokluğu neticesinde sadece prestiji yıpranmış bir şekilde ayrılacak belli ki. Böyle tahmin ediliyor. Ama sonuçta yıpranmış bir şekilde seçime de gidecek. Dolayısıyla Türkiye ama kazanma ihtimali hala yüksek. Hala yüksek. Fakat Türkiye konusunda bu seçim sürecinde ilk başta yıpranmış şekilde giderken, yaptırımlar gündemdeyken nasıl hamleler yapabilir Türkiye'ye karşı? Bu merak ediliyor özellikle. Bakın şöyle söyleyeyim. Eğer İsrail'le kavga etmeye devam edeceksek, dünyanın en etkili lobi şirketlerini kuralım, dünyanın parasını verelim, Amerika'da yine başarılı olamayız. Ya bir defa kongrede mutlaka ve mutlaka İsrail lobisi yanımızda olmalı. En azından bizimle çatışma içinde olmamalı. Ki o lobinin etkisi aslında basında da gösteriyor kendisini. Şu anda hem Amerikan Kongresi hem de Amerikan basını çıldırmışçasına Türkiye karşıtlığı yapıyor. Yani akıl alır boyutlarda değil yapılanlar. Dolayısıyla bizim bunları dengeleyebilmek için mutlaka İsrail konusunda radikal adımlar ve düzenlemeler yapmamız lazım dış politikamızda. Dediğim gibi onlar bizden bir takım şeyler isteyecek, biz de onlardan. Bizim en önemli kozumuz buradaki doğalgazın güzergahı. İsrail üzerindeki etkilerimizden bir tanesi de şu: İsrail bölgede zaten yeterince devletle kavga eden, yeterince dış politika sorunu olan bir ülke. Bizimle bu kavgayı sonlandırmak ister. Ama bunun karşılığında onun da talepleri olacak. Dolayısıyla biz bunu akılcı bir şekilde çözmeliyiz. Yani eğer biz İsrail'e dediğim gibi dersek ki biz size sadece bir anlaşma diyoruz. Bunu yaparsınız, yaparsınız. Yapmazsanız biz zaten Libya'yla bu deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmasını imzaladık. Evet. Dolayısıyla sizin buradan çıkarttığınız hiçbir doğalgazı o alandan bir boru hattıyla geçirmeniz mümkün değil. Önce bizle anlaşacaksınız. O halde ben kardeşim oyunu bozdum. Ben ilgilenmiyorum. Orta vadede bu iş şeye döner. Türkiye herkesle kavgalı ülke görünümünü sürdürür. Ve tatsız olur. Nasıl tatsız olur? Yani oradaki çıkan doğalgazın Avrupa'ya ulaşmasını engelleyen ülke konumuna girer. Ve ondan sonra herkes Libya ile bu anlaşmayı, yani daha doğrusu bu anlaşmayı reddetmesi için Hafter'e destek vermeye başlayabilir. Yani dengeleri yürütemeyebiliriz. Karşımızdaki koalisyonun ağırlığını artırabiliriz. Artırırız, aynen. Aleyhimize, yani oysa bizim dostlarımızı artırmamız lazım. Kesinlikle. Dostlarımızı ülkeleri dost haline getirebilmenin yolu da çıkarlarda uzlaşmaktır. Bu da mutabakatlar, anlaşmaları işaret ediyor. Aynen. Bu kadar basit. Bu zaten diplomasinin, profesyonellerin eline talimatla verildiği zaman onlar çözer bu işi. Burada çok fazla bir sorun olmaz. Yani siyasiler biraz geride dururlar başlangıçta. Her şey tıkır tıkır işlemeye başladıktan sonra da savunurlar. Bak ne güzel oldu falan. Bizim taraf der ki bak istediğimin ben hepsini karşı tarafa onun propagandasını ettim. Yaparsın. Tabii karşı tarafta o da der ki bak ben Türkiye'ye istediklerimin hepsini yaptırdım. Bunun adına zaten hani Cumhurbaşkanı Erdoğan tabiriyle kazan kazan deniliyor. Tabii. İç kamuoyunu her iki tarafta yönlendirebilir. Aynen. Türkiye İsrail olsun, Türkiye Suriye olsun. Tabii. Halihazırda bunun tırnak içinde satımı yapılır diyebiliriz. Evet. Hocam çok teşekkürler. Bugün noktalıyoruz. Rica ederim. İdlib'deki göç tehdidiyle başladık. Akdeniz geriliminde konuşmayanları konuştuk. Libya olasılıkları, ki Libya olasılıklarında aslında Türkiye General Hafter orada bir güç kazansa dahi Libya'nın çok lehine bir anlaşma olduğu için bu konuda eli güçlü duruyor birincisi. Fakat Libya'yı desteklemek için tekrar edelim, bu gerçekten çok önemli. Suriye başta, Mısır ve İsrail'le de kazan kazan politikaların neticesinde resmi anlaşmalarla, mutabakatlarla Akdeniz'deki o gücümüzü kağıt üstünde de dostlukla, tırnak aynen, içinde dostlukla kazanmak gerekir. Dostlukla, diplomasi bunu gerektirir. Dostlukla ekonomik kazanca dönüştürerek. Ekonomik kazanca dönüştürerek. ABD'nin yaptırım tehdidi meselesini de konuştuk ki önümüzdeki günlerde bunu konuşmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki programlardan birinde yine keza ABD'deki başkanlık sürecinin nasıl ilerleyeceği konusunda da konuşmalar olacak. Çünkü ciddi bir aday orada yeni yeni konuşuluyor ama Türkiye'nin gündemine belki de daha hızlı girdi. Trump'ın karşısına gelecek olan aday Bloomberg olduğu artık yüksek kanaat belirtiliyor.
Bu ikilemde Türkiye'nin Bloomberg'le çalışma durumu, Türkiye'nin Trump'la devam etme durumu neler getirir, neler götürür? Bunları da Profesör Doktor Hasan Ünal'a sorup cevaplarını almaya çalışacağız. Hocam çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Diplomasiyi burada noktalıyoruz. Haftaya çarşamba saatler 14'ü gösterdiğinde bizler yeniden karşınızda olacağız efendim. Hem Libya meselesindeki son değişkenleri konuşacağız. Hem Suriye meselesini konuşacağız, toptan Akdeniz'i konuşacağız aslında. Ama en önemlisi dediğimiz gibi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki o yaptırım meselesinde neler oluyor bitiyor, tüm hafta neler olacak bitecek, tüm bunları da masaya yatıracağız, cevapları almaya çalışacağız efendim. Halk TV'den ayrılmayın, hoşçakalın.